Evet efendim, A2 TV ekranlarından herkese merhabalar. Biz bugün sizler için Cumhuriyet Meydanı'nda Saray Dondurmacısı'nın yanına geldik. Dondurmaları nasıl yapıyorlarmış biliyor musunuz? Gül şeklinde. Merak ettik, bu dondurmalar nasıl yapılıyor? İşin erbabına soralım dedik. Öncelikle isminizi alabilir miyim? Merve Gülay. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Evet, artık dondurma sezonu da açıldı. Dondurmalara çok fazla rehavet var. Peki, dondurmaları siz kendiniz yapıyorsunuz? Kendi üretimimiz, herhangi bir katkı yok. Doğal meyvelerden yapılıyor. Mesela diyelim ki bu ay hangi meyve çıktıysa o meyveden dondurma üretiyoruz. Her hafta farklı çeşitimiz geliyor. İsterseniz ben size gül şeklini yapayım, gösterelim. Ben bu gül şeklini yaparken sormak istediğiniz soru varsa sorabilirsiniz. Bu dondurmaların asıl lezzetli yapan nedir? Doğal köy sütü, salep, doğal salep. Ana maddesi bunlardır. Dediğim gibi içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Hepsi doğal. Ve el değmeden makinelerde üretiliyor. Doğallığından dolayı sağlıklı da, doktorların da önerdiği doğal bir tatlı diyebiliriz. Şimdi şurada görüyorum, masmavi, İtalyan, karamel diyor. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu rengi nasıl tutturuyorsunuz? İtalyan karameli, İtalya'da çok meşhur bir dondurma. Bize konserve halinde geliyor. Bir orman meyvesinden yapılıyor. Bunda da herhangi bir katkı maddesi yok. Bu da doğal. İşte toz halinde falan değil. Çocuklar o zaman gönül rahatlığı yiyebilirler. Yiyebilirler ve çok da seviliyor. Çocuklarımız da çok seviyor. Zaten bu İtalyan karameli ilk Ünye'ye biz getirdik. Çok da tutuldu ve şurada oldu. Şeklimiz bu şekilde. Evet, kardeşim de yaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Evet, şöyle. Şimdi efendim, biz aldık dondurmamızı. Bu dondurma başka bir yerde daha yapılıyor galiba diye duydum ben. Gül şekli aslında dünyanın her yerinde yapılıyor. Bunu biz ilk yaptık diye bir iddiamız yok. Ama en lezzetli, en kaliteli dondurmayı biz üretiyoruz. Karadeniz bölgesinde birinci olduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuda iddialıyız yani. Ama tabii ki şöyle de söyleyeyim. Gül şeklini Ünye'de ilk biz yaptık. Hani onu söyleyebilirim. Dünyada değil, Ünye'de ilk biz yaptık. Bu şey gül şekliyle beraber hem görselliği hem de lezzeti birleştirme yolunda ilerliyoruz. İnşallah daha güzel şekiller öğrenebilirsek onları da yapmak isteriz. Yaparız da daha doğrusu. Ünye'de başka yapan var mı şu anda bunu? Biliyor musunuz? Başka yapan yok. Sadece ilk biz yapıyoruz. Taktiklerimizden sakının diyoruz. Bunu da vermiş olalım efendim. Bunu bu şekilde mi normalde veriyorsunuz? Sos falan yapıyor musunuz? Evet, şöyle verelim. Gerçekten. Olay bir görünüyor. Gerçekten şahane oldu şu an. Yememek için kendimi çok zor tutuyorum. Ama yemeyeceğim. Burada dondurmanın haricinde başka büfe ürünleriniz de var. Biz kışın kuru yemiş satıyoruz. Kahve satıyoruz. Daha şöyle, bu sene daha yeni başladık. Salep satışımız da var kışın. İnşallah seneye kışın daha çok işte salep, kahve, çay, Türk kahvesi, bunlara ağırlık vereceğiz. Kışın da hareketlendirmeye çalışacağız. Ama tabii mi bitsin inşallah bir an önce. Yaz ve kış dondurmamız mevcuttur. Evet. Rahmet de var anladığım kadarıyla. Geldiğimizden beri gerçekten bir yoğunluk var burada. Tercih ediyorlar doğal olduğu için değil mi? Kesinlikle. Bizim Ünye haricinde hem yurt dışında hem yurt içinde ve Türkiye genelinde çok müşterimiz var. Çok yani bizi tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Ben buradan ustam olan babama, Mehmet Uysal'a teşekkür ediyorum. Kaliteli dondurmalar ürettiği için, bizi bugünlere kendisi getirdiği için teşekkür ediyorum. Ve işimizi gerçekten çok severek yapıyoruz. Başarılı olmanın sebebi gerçekten severek yapmak ve yiyemediğin hiçbir şeyi halka, insanlara satmamak. Yani ben her gelen dondurmanın tadına bakıyorum. Beğenirsem diyorum ki evet, yeni bir ürün çıkarıyoruz. Önce bakıyorum, beğenirsem diyorum ki tamam, ben bunu tezgahımda satabilirim. Bunu gönül rahatlığıyla insanlara satabilirim. Mesela şu yaban mersinini biz bu sene ilk defa tezgahımıza koyduk ve tadı
O kadar lezzetli ki ben yaban mersinini kışın bile arayan, hani buz halinde arayan bir insanım. Bunu da denedik. Bu da oldu. Bu da tuttu. Gerçekten güzel bir iş oldu. Kahveli dondurmayı da yeni ürettik. Karpuzluyu da aynı şekilde. Kavunluyu 5 yıl önce ürettik. Yani içerisinde doğal kavun var. İşte karpuz içinde doğal karpuz var. Hepsini püre haline kendimiz geçiriyoruz. O şekilde yapıyoruz. Gerçekten de bu işi güzel yaptığımız için de tuttuğunu düşünüyorum. İnşallah daha da güzel yaparız, daha da ilerletiriz. İnsanlar memnun oldukça biz mutlu oluyoruz. Yani her yerde şubemiz olsun isteyen insanlar var. Ama inşallah her yere de gücümüz yettiği kadar açmaya çalışacağız, gitmeye, ulaştırmaya çalışacağız yani. Müşterileri görüyoruz burada. Efendim merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Siz de teşekkürler. Saray dondurmayı tercih ediyorsunuz. Peki memnun musunuz bu dondurmanın tadından? Memnunum. 2 sene önce gelmiştim. Edirne'den yemiştim. Bu sefer Edirne'den yine geldim. Yine buraya uğradım. Peki en çok hangi dondurmayı seviyorsunuz? Genelde tatlılar. Ekşi olarak çok sevmiyorum. Dağ çileği, vanilya, o kısımlar benim ilgimi daha çok çekiyor. Peki o zaman efendim afiyet olsun diyorum size. Şunu da sormak istiyorum. Evlere servisiniz var mı? Aslında biz evlere servisi düşündük. Dedik bir yemek sepeti gibi bir şey üye olalım. Biraz süreçten dolayı hani çok fazla talep olmayacağını düşündüğümüz için biraz geri planda kaldık. Fakat seneye yemek sepetine üye olup numaramızı da verip evlere servise başlayacağız. Ama bizi tanıyanlar, burayı bilenler telefon numaramızı da biliyor. Buradan arıyorlar. İstedikleri zaman, alo dedikleri zaman gönderebiliyoruz. İşte 1 kilo, yarım kilo isterlerse tabii ki de servis yapıyoruz yani. Çok güzelmiş o zaman. Peki bu malum dondurmayı gül şeklinde verebilmek için bunu yapmak için bir eğitim falan şart mı? Evet, şöyle söyleyeyim. Tabii ki de bunun bir eğitimini alıyoruz. Yanımızda çalışan arkadaşlarımıza da bunun eğitimini veriyoruz. Biz de babadan gelen bir meslek olduğu için biz göre göre öğrendik. Annemizden, babamızdan öğrendik. Onlar da babalarından öğrenmiş. Böyle, bu şekilde vermeye devam ediyoruz. Tabii ki eğitimi şart. Onu herkes yapamaz. Öğrenmesi lazım. Bir eğitim alması gerekiyor. Saat kaçla kaç aralığı çalışıyorsunuz? Öncelikle pandemiden önce saat çalışma aralığımız sabah 10, gece 12, 1 arasıydı. Şimdi pandemiden dolayı sabah 10, akşam 9'da kapatıyoruz. Tabii ki bazı arkadaşlarımızın iş saati 8'de oluyor. İnşallah 1 Haziran'ı bekliyoruz. Bizim için yorulmak yok. Çalışmak bizi yormuyor. Aksine çalışmak bize daha çok enerji veriyor. Hizmet etmek, hizmet sektöründe olmak bizi daha motive ediyor, daha mutlu ediyor. İnşallah her şey düzelir. İnsanlar da mutlu olur. Zaten buraya gelen müşterilerimiz mutlu olmak için geliyor. Biz de onları mutlu etmek için buradayız. Her zaman gelebilirler. Müşteri olarak değil, misafirimiz olarak her zaman ağırlamak isteriz. Size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok lezzetli dondurmalar yapıyorsunuz. Biz de tadına baktık öncesinde. Şu dondurmamı alabilir miyim ben? Evet efendim, Saray dondurmaya geliyorsunuz. Böyle. Yani dondurma deyip geçmeyin. Gül şeklinde dondurmanızı alıyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizinle sohbet etmek bizim için de çok güzeldi. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Efendim Maliki TV ekranlarından şimdilik bizden bu kadar. Biz afiyetle yemeye başlayalım. Sonrasında devam edeceğiz.